HAK İş Başkanı Arslan'dan EYT açıklaması. HAK İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, EYT mağduriyetine yönelik yaptığı açıklamada, EYT krizi kimin eseri? IMF'nin eseri. 1999 yılında IMF ile yapılan bir anlaşma var. Türkiye 200 milyon dolarlık bir kredi için Sosyal Güvenlik Kurumu'nda emeklilikle ilgili bir düzenleme yapmayı taahhüt etti ve bugün EYT dediğimiz sorunu önümüze koydu dedi. HAK İş Başkanı Arslan'ın konuyla ilgili açıklaması şöyle. EYT krizi kimin eseri? IMF'nin eseri. 1999 yılında IMF ile yapılan bir anlaşma var. Türkiye 200 milyon dolarlık bir kredi için Sosyal Güvenlik Kurumu'nda emeklilikle ilgili bir düzenleme yapmayı taahhüt etti. O zamanlar çok şov yapardı Yaşar Okuyan. 99 Temmuz ayında 500 bin emekçiyle bir eylem yaptık. Tarihi bir eylemdi bu. O eylemin sloganı neydi? Mezarda emekliliğe hayır. Evet, 99'da bir düzenleme yapılıyor ama diyoruz ki bundan sonra işe girenler için artırılsın. Hayır, 99 yılından önce işe girenlere de yaş sınırı getirildi ve bugün EYT dediğimiz sorunu önümüze koydu. Milyonlarca insanın yasal olarak hak ettiği emeklilik elinden alındı ve bu krizi yaşıyoruz ifadelerini kullandı. Hiçbir siyasi kurum ve kuruluşa bağlı olmadan gerçekleştirdiğimiz bağımsız yayınlarımız için videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın.